8 Mart günü Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak yaklaşık 130 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde aynı duygu etrafında birleşmeye çalışan kadınlar tarafından kutlanıyor. Biz de parti olarak ne kadın özgürlüğünü bir güne sığdırarak bir yaklaşım gösteriyoruz, ne de parti olarak yaptığımız planlamaları sadece bir günle sınırlı tutuyoruz. 3 günden beri arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız, milletvekilleri, belediye iş başkanları, genel merkez, il ilçe yöneticilerimiz ve parti aktivistlerimiz mitingler, şölenler, etkinlikler, paneller, bilgilendirme toplantılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamaya çalışıyor. Bu konuda da maalesef önce yasaklamalar, yapılan bürokratik görüşmelerle bu süreçleri aşmaya çalışma durumumuzdan sonra bazı yerlerde yapılan eylem ve etkinliklerimize anlamsız geliştirilen yasakların kaldırılması yönünde mesafe kat etmişken bazı yerlerde ise eylem ve etkinliklerimize dönük engellemeler hem de bir referandum sürecinde hem de bu referandum sürecini dünyanın farklı yerlerinde yürütmeye çalışan bu ülkenin farklı parti temsilcileri ve siyasetçilerine dönük engellemelerin devam ettiği bir ortamda Türkiye'de 5000 yıllık insanlık tarihinin 5000 yıllık mağduru olan kadınların etkinlikleri engelleniyor. Bunu yaparken benim de doğup büyüdüğüm kent olan Diyarbakır'ın merkezdeki 5 belediyesinin merkezden atanmış, Ankara'dan atanmış kayyumlarla yönetildiğini iyi biliyoruz. Sözüm ona 8 Mart duyarlılığı göstermeye çalışan kayyumların özellikle billboardlara atmış oldukları paneller ne kadar, afişlemeler ne kadar cinsiyetçi noktalara tekabül ediyor. Birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan biri örneğin Diyarbakır Kayapınar Belediyesi kadını sadece sevgililiğe kodlayan, kadını sadece anneliğe kodlayan, kadını sadece evlerdeki işlerimizi görmekle bir kimlikle özdeşleştiren bir billboard yazılamasını ibretle izledik. Hasılı özü şudur ki kayın bizi yanıtmıyor. Siyasi iktidarın kadına olan namusçu yaklaşımından hala kurtulamamış bir kimliğe sahipler. Bu yönüyle ben tekrar 5000 yıllık bir devletli toplumun açığa çıkarmış olduğu en büyük yara olan kadının toplumsal cinsiyet eşitsizliği önündeki bütün engellerin kaldırılacağı, bu uğurda mücadele eden bütün kadınların iradesini, mücadelesini selamlayarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Değerli basın emekçisi arkadaşlarım, Türkiye belli bir süreden beri iç siyasetteki yanlışlıklarını dış siyasette tekrarlayarak dış siyasette açığa çıkmış olan olumsuzlukları bu ülkede yaşayan 80 milyon insana bir fatura olarak ödeten bir politik hat izlemektedir. Başta Orta Doğu'daki ilişkiler olmak üzere Balkanlar, Kafkaslar, Avrupa, hatta Amerika ve Uzak Doğu'da kurmuş olduğu ilişkiler 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl öncesini aratır noktaya gelmiştir. Dış siyasette kimliksiz bir duruşumuz ve bakış açımız var. Kimliği olmayan, omurgası olmayan bir dış siyasetin açığa çıkarmış olduğu mağduriyetleri siyasi iktidar ödemiyor. Herkes yapmış olduğu siyasi yanlışlardan ötürü faturasını kendisi pekala ödeyebilir. Bunda beis yok. Ancak siyasi iktidarların yapmış olduğu yanlışlarda özellikle faturanın emekçi halk yığınlarına ödetilmeye çalışılmış olması tarafımızca kabul edilemezdir. Çünkü dış siyasette bazen izlediğiniz yolun doğruluğu yanlışlığı kadar, en az izlediğiniz yolun doğruluğu ve yanlışlığı kadar izlediğiniz yolun ilkeli olması, tutarlı olması, istikrarlı olması da çok önemlidir. Birkaç örnek üzerinden söyleyeceğim. Türkiye'nin herhangi bir şekilde bir kitap içerisine sığdırılmaya çalışılan bir
dış ilişkiler öngörüsüzlüğü gelinen nokta itibariyle artık aydan aya değil, haftadan haftaya değil, günden güne değil, saatten saate ilkesiz bir değişiklik gösteren noktaya varmıştır. Şöyle ki, sadece son bir ayda Türkiye Elbap'tan kaç kere çekildi? Sadece son bir ayda Türkiye'nin Minbiç politikası kaç kere değişti? Son bir ayda Türkiye Rakka'ya operasyona ortak olma konusunda biri birini tekzip eden kaç açıklama yaptı? Bunu sizler aracılığıyla bütün kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunmak istiyorum. Bu ülkedeki Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı. Sanki biri birilerinden farklı dünya tahayyüllerine sahip, sanki biri birilerinden farklı ideolojik hatta karşıt ideolojik hamurlarıyla yoğrulmuş diplomatik kimliklere sahipmiş gibi konuşuyorlar. Milli Savunma Bakanı'nın söylediği başbakanı tekzip ediyor, Cumhurbaşkanı'nın söylediği Genelkurmay Başkanı'nı tekzip ediyor ve 3 gün sonra Cumhurbaşkanı 3 gün önce söylediği cümleyi tekzip ediyor. Böyle bir omurgasızlık, böyle bir ilkeden, tutarlılıktan ve istikrardan yoksunluk doğal olarak bu ülkenin yakın ve uzak geleceği açısından çok büyük bir tehdittir. Ülke başta Orta Doğu olmak üzere dış politikada alabildiğine kötü bir imaj savrulması yaşamaktadır. İnandırıcılığı kalmayan, dünya halklar bahçesine bir devlet formuyla yeni girmiş uluslara bile kendini güldürtebilecek kadar ilkesiz bir dış siyasetin sahibiyiz biz artık. Şimdi BAP operasyonunu soruyorum. Son bir ayda bitti diye kaç açıklama yapıldı? Bittikten sonraki aşmayla ilgili biri birini tekzip eden kaç açıklama yapıldı? 3 gün önce Minbiç'e saldırmaya çalışan Türkiye'ye bağlı ve Türkiye'nin desteklemiş olduğu silahlı güçler 2 gündür ne yapıyor, niye durdular? Şimdi Allah aşkına Minbiç'in güneyine rejim güçleri geldi. Kuzeyine Amerikalı askeri güç konuşlandırıldı diye bizim o güne kadar yürütmüş olduğumuz bütün Minbiç, Rojava ve Orta Doğu politikamız değişti mi? Suriye politikamız değişti mi? Böyle bir öngörüsüzlük ve ilkesizlik içerisinde şunu ifade edelim ki bir de Türkiye'nin müdahil olmaya çalıştığı ve müdahil oldukça bu kötü imajını daha fazla bir irtifa kaybına uğratan Sincar bölgesindeki, Şengal'deki, Hanesor'daki ezidi halklara dair olan politik yaklaşımıdır. Geçen hafta bugün Sayın Barzani bu ülkeden ayrıldı. 2 günlük ziyaret yaptı. Ayrıldıktan sonra Sincar'a bir askeri operasyonun yapılması konuyla az biraz alakalı olan kime tesadüf gelebilir ki? Bir tesadüf olabilir mi? Değilse Türkiye örneğin Başıklar'daki askerleri Musul operasyonu için eğitmekle görevlendirmişti. Ve Musul'a en başta yürüyecekti. Şimdi Başıklar'daki Türkiye'nin askerleri bundan 4 ay önce Musul operasyonu başlarken öngörülen görevin neresinde bulunuyor? Ya değilse oradaki Başıklar'da konuşlandırılan Türkiye'ye bağlı askeri güçler oradaki Sincar'a ilişki bugün geliştirilmeye çalışılan kirli politikaların bir örgütleyicisi olarak mı duruyor? Çünkü Kürtlerin kendi arasındaki bütün kavga süreçlerine brakuji denir. Kardeş kavgası. Ama bugün yaşanana brakuji demek oldukça zordur. Çünkü dış kışkırtmalarla oradaki sağlanmış olan kısmi istikrarı bozmaya çalışan Ezidi halkımıza karşı bir saldırı söz konusudur. Ezidiler kendi tarihlerinde bugüne kadar 73 ferman yaşadılar. Ve bu fermanların büyük bir çoğunluğu Orta Doğu'nun en eski inanç ve inanışına sahip olmalarına rağmen inançlarından ötürü
özellikle diğer dinlerin saldırılarına ve katliamlarına maruz kalmalarıdır. Hafızalar hala tazedir. 3 Ağustos 2014'te bundan 2,5 yıl önce özellikle Sincar bölgesinde başta Şengal ve bağlı kırsal yerleşmeler olmak üzere oraya saldıran bir adını herhangi bir dinle anmak dahi istemediğim bir barbarlık ordusunun orada deyim yerindeyse bir ganimet gibi kadın ve çocukları kaçırışı, Musul'da köle pazarlarında satmaya başlaması ve bugün bütün kaynaklara ve yapılan araştırmalara ve Birleşmiş Milletler tarafından da yapılan katliam tanınmasına rağmen en az 2000 kadın ve çocuk, ezidi kadın ve çocuk hala IŞİD'in elindedir. Ezidileri geleceğini, ortak yaşam kültürünü, kalıcı ve onurlu barışını, demokrasisini ve özgürlüğünü savunan kim varsa bu yere bölgesel veya uluslararası güçler açısından söylüyorum. Ezidilere sunmak istediği bir katkı, onların ortak yaşam kültürüne duyduğu bir saygı varsa o da 2,5 yıldır bu barbarlık ordusunun elinde rehin tutulan kadın ve çocukların özgürleştirilmesi, kendi ailelerine, topraklarına, yerleşim birimlerine dönüşünün sağlanması için harcanmalıdır. Öbür türlü hiç kimse ezidi halkına rağmen ezidiler için bir şey yapmasın. Biz birilerine rağmen birileri için iyilik yapamayız. Ezidi halkının iradesinin olmadığı ve ezidilerle ortaklaşılmayan her türlü yaklaşım başta ezidiler olmak üzere Orta Doğu toplumlarının vicdanında mahkum edilmiştir. Mahkum edilmeye de mecburdur. Ve bütün halklar da böyle görmekte, böyle yaklaşmaktadır. Şimdi değerli arkadaşlar, Sincar bölgesindeki ezidilerin kaderi bir başka ulusun, bir başka örgütün, bu örgüt kim olursa olsun, farklı siyasi yapıların ve hareketlerin insafına bırakılmayacak, sadece ezidilerle ilgili karnında olumlu bir lafı olan herkesin ezidilere saygı duyarak, katkı sunarak bir şeyler yapmak arzusu pekala makuldur. Ezidilerin de beklentisi budur. Biz kendi öz savunma birliklerimizi kurduk. 2004'teki tecrübesizliği bir daha bize ferman olarak yaşatmak isteyenlere karşı öz savunmamızı hazırladık. Tamamı ezdi kadın ve erkeklerden menkul olan öz savunma birliklerimizi oluşturduk. Ve dış saldırılara karşı kendi onurumuzu, gururumuzu, hakikate olan inancımızı korumak üzerine örgütlendik. Ve burada özel demokratik bir yapı kurduk. Kendi içimizde öz yönetimimizi inşa ettik. Bu saatten sonra ezidilere ilişkin yapılacak en önemli iş şudur. Gerek Irak'ın kuzeyinde bulunan Federal Kürdistan Bölgesel Yönetimi, gerekse Bağdat yönetiminin ezidilerin bu ulusal iradesini bir anayasal garanti altına almak ve bunu güçlendirmeye hizmet etmektir. Başkaca hiçbir yaklaşım ezidiler tarafından kabul görmeyecektir. Değerli basın emekçileri, bugün ülkenin iki ayrı cezaevinde başlatılmış olan açlık grevi 22. gününde. Bu cezaevindeki hükümlü ve tutukluların sadece bir talepleri var. Yasaların, cezaevi yönetmeliklerinin ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki normların hükümlü ve tutsak olarak bize, hükümlü ve tutuklu olarak bize uygulanmasını istiyoruz. Bu kadar. Yeni bir yasa, yeni bir yönetmelik, yeni bir uluslararası norm talep ettikleri yok. İnsanca, insan onurunu incitmeyen, bilakis koruyan bir yönetmelik peşindeyiz diyor. Pardon, bu yönetmeliğin bize uygulanmasını, bu hakları eksiksiz kullanma çabası içerisindeyiz. Ama
Adalet Bakanlığı'na Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirdiğimizde ısrarla hangi cezaevinde işkence var diye sorulduğunda tersten ele alarak soruyorum. Hangi cezaevinde işkence yok sorusu çok daha doğru olacaktır. Türkiye'nin işkencenin olmadığı cezaevi sayısı azdır. Hak gaspları yasa yönetmeliklerin kişilerin keyfine göre çiğnenmesi artık bir sistematiktir. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da insanlık dışı uygulamalara tekabül ediyor. Dört duvar arasındaki birine OHAL ve KHK'larla tecrite tabi tutmaya çalışmak başlı başına bir insanlık suçudur. Ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri de bu süreci böyle tanımlar. Türkiye'nin taraf olduğu gerek Birleşmiş Milletler gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi mevcut cezaevi koşullarında yaşanan her durumu işkence olarak tanımlamaktadır. Gerek ziyaretler esnasında tutuklu ve hükümlerle ailelerinin maruz kaldığı uygulamalar, gerek sayımlar ve aramaların yapılması, gerek görüşlere çıkma esnasında uğradıkları hak kayıpları, gerekse cezaevinde sağlık sorunu yaşayanların en doğal hakları olan tedavi haklarının gasp edilmiş olması, bu yönüyle Türkiye'nin koymuş olduğu yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bir diğeri, değerli basın emekçileri, evet bir referandum sürecinde dozajı giderek artan bir biçimde gerek iktidar gerekse muhalefet partileri tarafından çalışmalar yürütülüyor. Biz de geçen hafta Perşembe günü, 2 Mart günü, 4 gün önce 3 il merkezinde yapmış olduğumuz tanıtım toplantısıyla sloganlarımızı, müziklerimizi ve bu konudaki ön plana çıkaracağımız referandum söylemlerimizi belirledik ve deklare ettik. Buradan hareketle herkesin eşit ve özgür koşullarda referandum çalışmasını yapma ve bu özgür eşitlik haklarına halel getirecek bütün uygulamaların ortadan kaldırılması için bir çalışma yürütmesi çabası içerisindeyiz. Bu yurt içi yurt dışı fark etmez. Ancak kendisine hala bir evet argümanı için gerekçe oluşturamamış olan siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı bugüne kadar 18 maddeden birini hala tartışmaya açabilmiş değil. Tam 4 ayı aşkın süredir 5. ayına girdi bu paket ülke gündeminde. İlk etapta komisyona, anayasa komisyonuna sevk edilirken 21 maddeye sahipti. Orada işte maddelerden biri de %100 Türkiye'li ve Türk olma gibi ucube bir maddeydi. Benzer maddelerin çıkarılmasıyla 18 madde var. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla, yayın kuruluşları aracılığıyla halkımıza sormak istiyorum. 18 maddenin herhangi birini bu ülkeye hukuki, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal sağlayabileceği rahatlamayla ilgili bir cümle duydunuz mu? Cumhurbaşkanı herhangi bir maddenin Türkiye toplum yapısına sağlayabileceği katkıyla ilgili bir maddeyi izah edebildi mi? Başbakan, bakanlar ve destekçisi olan muhalefet partisi hala içeriye girebilmiş değiller. Beraber yaşayacağız, göreceğiz. 16 Nisan gününe kadar da 18 maddenin herhangi birini tartışmaya açmayacaklar, açamayacaklar. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar. Tekçilik üzerinden tariflenmiş olan bir sistemin 80 milyonluk topluma sağlayabileceği hiçbir katkı yok. Eğer olmuş olsaydı, örneğin 12 Eylül 2010 referandumunda çıkıp bas bas bağırarak söylediler. Şöyle bir, biz o zaman da çekinceli yaklaşmıştık. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı sağlıyoruz. Ya benzer bir şeyi çıkıp söyleyeyim. Bozulan ekonomik istikrarı sağlamaya dönük şu madde var deyin. Hukukun üstünlüğünü şu madde güçlendirecek deyin. Ülkedeki çatışmalı ortam ve toplumsal kamplaşmayı gidermeye hizmet edecek şu madde var deyin. İşsizliği, yoksulluğu,
düşük olan milli geliri şu madde giderecek diye söyleyin. Kendi paketinizi anlatın. Bizim karşılığımız üzerinden, negatif meşruiyet üzerinden pozisyon alarak bir kampanya yürütemezsiniz, kabak tadı veriyor. Ve inandırıcılığınız da kalmadı. HDP hayır dediği için ben evet diyecekmişim. HDP'nin gündeme soktuğu bir paket değil bu paket. Siz evetçiyseniz göğsünüzü gere gere evet argümanlarıyla ve gerekçeleriyle toplumun karşısına çıkın. HDP argümanlarıyla çıkmayın. HDP kendi hayırının gerekçesini güçlü bir şekilde anlatıyor. Son iki yılda mağdur olarak gelmiş olan bir siyasi iktidarın nasıl zalimleştiğini bizim anlatmamıza bile gerek yok. Sahadayız, görüyoruz. İnsanlar çok iyi yaşayarak tecrübe ettiler. Bu yönüyle her geçen günde kendilerini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında komik duruma düşürecek söylemler kullanıyorlar. En son gelinen nokta itibariyle ne dediler? Başbakanlık sistemi abudik gubidik başbakanlar açığa çıkarıyormuş. Şimdi biz de soruyoruz. Son 15 yıllık başbakanların hangisi abudikti, hangisi gubidikti? Çünkü 94 yıllık iktidarın 6'da 1'inde siz vardınız. Bu Cumhuriyet tarihinin 6'da 1'indeki çıkarmış olduğunuz 4 başbakandan hangisi abudikti, hangisi kubidikti? Türkiye toplum yapısı merak ediyor. Doğru. Türkiye toplum yapısı son 15 yıldaki abudik kubidik başbakanlara, hükümet üyelerine doydu. Ve bu yönüyle de inandırıcılığınız aşındı sizi. Biraz daha açık olun. Hani cümlelerinizi, seviyeyi biraz düşürüyorsunuz ama çok düşürmeden biraz daha açın. Herkes kendisini iyi tarifleyebilir. Mesela kendinden önceki başbakanlar ve hükümetler kendilerini bu gibi söylemlerle, hakir söylemlerle tariflemediler. Kendilerinin onurlu başbakan olduklarını söylüyorlardır herhalde. Ama şimdiki başbakanın kalkıp abudik gubidik değil, bozkurt işareti yapıp 3 gün sonra bu söylemini değiştirme, bir gerekçe bulurken bile zorlanma. Şimdi ben bir siyasetçi olarak şunu düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun Binali Yıldırım 16 Nisan'dan sonra kendisini bu parti içerisinde etkin olamayacağını biliyor. Acaba bu sebeple bozkurt işaretleriyle MHP Genel Başkanlığı'na mı oynuyor? Yani MHP tabanına mevcut yönetimiyle inandırıcılığını önemli ölçüde MHP'nin kaybettiği için orada olası bir boşluğu ve kendi partisinde de yer kalamama hali üzerinden acaba oraya mı oynuyor? Ya değilse bu mesajların sublimal algı tarafını bir yana bırakarak söylüyoruz. Nereye tekabül ettiğini kendisinin izah etmesi lazım. Değerli basın emekçileri, son olarak da son 24 saatte yaşadığım bölgede sivil yerleşim alanlarını hedefleyen sokağa çıkma yasakları kırsal kesimde köy yerleşmelerini içine alacak şekilde aşırı güvenlikçi politikalara teslim edilerek hız kazanmış durumdadır. En son Lice'nin 18 köyünde haber alınamıyor. İletişim kurulamıyor. Buralarda nelerin olduğunu bilmiyoruz. Bir tek siyasi iktidarın bütün sokağa çıkma yasaklarında ifade ettiği üzere efendim örgütün silahlı kanadına dönük askeri operasyon varmış. Ama her operasyondan sonra yıkılmış sivil yerleşmeler, evler, ölmüş ve yaralanmış sivil insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. En sonunda ibretlik bir şekilde 10 gün önce İçişleri Bakanlığı insanlık suçu olan bir işkenceyi kabul etmesine hepimiz ibretle şahitlik ettik. Suçu kesinleşmemiş. Velev ki suçu kesinleşmiş olsa bile 60 yaşındaki Abdi Aykut işkenceye uğramıştır, kulağı kesilmiştir, dişleri kırılmıştır, iç kanama geçirmiştir ve bunu sahiplenen bir İçişleri Bakanı görevdedir. Benzer bir sonucu Lice'de görecek miyiz? Sivil yerleşim birimlerini içerisine alan sokağa çıkma yasakları ve sokağa çıkma yasağı sonrası da dış dünyayla bağlantıların kesilmiş olması bunun dışında acaba başka bir şeye hizmet ediyor mu diye ifade ediyoruz. Ve İçişleri Bakanı sanırım sanki Kürt meselesi açığa çıktıktan ve süreç çatışmalı ortama evrildikten sonra bu güvenlikçi politikayı uygulayan ilk İçişleri Bakanıymış gibi konuşuyor. Bu tarihe kadar bu mesele bitecek.
baharı görmeyecek. Yaza şöyle gireceğiz. Ama kendisine tavsiyede bulunurum. Hiç arzulamadığımız, bir an önce sona ermesini istediğimiz bu çatışmalı ortam 84'ten beri 33 yıldır var. Sadece şunu kendisine sizler aracılığıyla hatırlatmak isterim. 84'ten bu yana 33 yıl boyunca bu ülke 6 cumhurbaşkanı, 13 başbakan, 11 genelkurmay başkanı, 29 İçişleri Bakanı gördü ve hepsi bu cümlelerle geldi. Hepsinin de yerinde yerler esiyor. Bu ülkenin hak ettiği daha fazla çatışmalı ortam değildir. Daha fazla gençlerin ölümü ve kanı üzerinden bir politikayla toplumsal meseleleri çözme değildir. Bu ülkenin topraklarını ve insanlarının miadı dolmuş olan bu savaşı bir an önce bitirmeye hasret kaldıklarını, kana doyduğunu, hiçbir şekilde hiçbir meselenin çatışma ile anılmaması gerektiğine dair güçlü bir ferasetin, toplumsal ferasetin açığa çıktığını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa bir iki soru alabilirim. Ahmet Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan referanduma ilişkin meclisi bombalayanlar, F-16'larla bombalayanlar da hayırcıydı gibi bir açıklama yaptı. Bununla ilgili değerlendirme var mısınız? Bugünün hayırcıydı. 15 Temmuz'da meclisi bombalayanlar bugün hayırcıydı. Şimdi bu gibi yorumlar üzerinden kendisine mağduriyet çıkararak bu mağduriyet üzerinden seçimlere gitmeyi 15 yıldır alışkanlık haline getirmiş olan bir siyasi iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Ben duymadığım için söylüyorum. Hani kendisi kendi kanaatini söylüyor. Bugüne kadar Fethullah Gülen, Gülen cemaatinden herhangi biri onların basın ayağından, siyaset ayağından, cemaat ayağından, dini kişiliklerinden birinin hayırla ilgili açıklamasını ben duymadım. Gerçekten Gülen cemaatiyle iltisaklı olan, onlara sempati duyan, onlarla birlikte hareket etmiş olanların evet bir oyu var. Bu oy da çoklu seçeneğe sahip değil, ya evet ya hayır sandığa giderse. Ben ne oy vereceklerini bilemem. Bir de total olarak hepsinin aynı oyu kullanıp kullanmadığını da bilmiyorum. Nereden çıkarılıyor? Şimdi benim bu soruyu gerçekten değerlendirmeye tabi tutabilmem için Gülen cemaati adına birinin resmi bir beyanda bulunmuş olması lazım. Böyle bir şeye şahitlik etmedim. Eğer böyle bir açıklama var ise bile bunu benim bilgi eksikliğime verin. Ama şunu söyleyeyim. Hani bir darbe, alçak bir darbe, 80 milyon insana hedef almış bir darbe. Bunların tamamına katılırım. O darbenin en az mağduru Cumhurbaşkanı ve hükümettir. En çok mağduru ise 80 milyon insandır. O günden beri bu ülkede toplumsal kamplaşma azalmadı. O günden bugüne siyasi atmosfer daha ılımlı hale gelmedi. O günden bugüne ekonomi daha iyiye doğru gitmedi. Ülke o günden beri daha iyi gün yüzü görmedi. Bu sebeple müsebbip olarak ortaklığı vardır siyasi iktidarın, mağduriyeti azdır. Müsebbiplik ve ortaklık payı fazla, mağduriyeti azdır. Ama hiç müsebbip olmayan, hiç pay sahibi olmayan 80 milyon insan ise büyük mağdurdur. Onun dışında tekrar söylüyorum. Gerçekten Gülen cemaati adına yapılmışsa bile benim bilgi eksikliğime verin, dikkatimden kaçmıştır. Resmi olarak hayır diyeceklerini, açıkladıklarını bilmiyorum. Yani onların daha herhangi bir yargı kararı olmadığı için herkese terörist diyorlar. Ben masumiyet karinesine inanan biriyim. Tarafsız ve bağımsız yargı kararı oluncaya kadar ben kimseye kolay kolay terörist demem. Onlara göre bu terörist örgütten de veya onların sempatizanlarından da onların farklı alanlarda görev almış kişilerinden de bir açıklama görmedim ben. Bu hayır verecek olanları da töhmet altında bırakmıyor mu? Yani bir genel yaklaşımla bakımında. Açık söylemek gerekirse zaten tam karşı tarafı sindirme, korku salarak sindirmeye çalışma ve bu sindirme politikalarından mağrur iken mağdur olma çabası ve buradan oy devşirme. Tam da nedeni bu zaten. Ama inanın inandırıcılıklar, ben sahadan konuşuyorum. Bakın son iki haftada tam 9 ayrı il gezdim. Ege'de var, Marmara'da var. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da var. Muş, Batman, Bursa, Yalova, Yüksekova, Diyarbakır, Mardin. İnsanlar artık o kolay ve ucuz mağdur rolüne soyunan siyasi iktidarı olan inancını ciddi ciddi yitirmiş.
Bu AKP'ye müzahir olan, ziyaret ettiğim AKP'ye müzahir olan sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından bizzat iyi sıklıkla tekrarlanan bir cümle haline geldi. Hani dediğim gibi artık koku vermeye başladı. Yani kabak tadı veriyor bu iş. İnandırıcılığı kalmamış bir mağduriyet rolünü oynamadı bu. PKK'dan var mı resmi bir açıklama? Hayır. Bölgeyi dolaştırıyorsunuz ya. Yani bölgenin nabzını tuttunuz. Yani açık söylemek gerekirse biz bölge ziyaretlerimizde herhangi bir örgüte değil, sivil toplum örgütü, halk buluşmaları, bizim yaptığımız çağrılara, salonlara gelenlerle birlikte buluşmalar gerçekleştirdik. Evet, farklı partilere müzahir sivil toplum örgütleri, sendikalar da ziyaret ediyoruz. Farklı siyasi eğilimleri olanların, bakın, evet demelerine ne kadar saygı duyuyorsam ben, bir hayır kampanyası yürütücüsü olarak, insanların da etnik, dinsel, mezhepsel, siyasi, ideolojik kodlarına bakmaksızın siyasi iktidar tarafından hayır eğilimlerinin saygıyla karşılanma hakları vardır. Bundan söz ediyorum. Hani bir milletvekili arkadaşımızın çıkıp söylediği üzere, peki DAEŞ çıkıp hani Allah'a inanıyor, ne yapacağız yani biz burada? Onlar inanıyor diye biz uhrevi inancımızdan vaz mı geçeceğiz? Bunu ben herhangi bir örgütle ilişkilendirmek adına söylemiyorum. Bunun adına siyaset felsefesinde negatif meşruiyet denir. Başkasının karşıtlığı üzerinden pozisyon alma negatif meşruiyettir. Buna ihtiyaç yok. 18 maddelik paketin sahibi kendileri göğüslerini gere gere her bir maddesini çıkıp halka anlatabilmeliler. Neden evet vermeleri gerektiğini anlatabilmeliler. Bu kendi paketlerine olan inançsızlıktan kaynaklanmaktadır. Şimdiye kadar soru soran bütün arkadaşların soruları için ortak cevabımdır bu. Kendi paketlerine olan inançsızlığın bir tezahürü olarak farklı hayırcılar üzerinden pozisyon alabiliyorlar. Şimdi sorarım, bir genel ya da yerel seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren herkesin yasal hukuki durumu, kriminal durumu aynı mıdır? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler içerisinde farklı suçlardan hüküm giymiş olanlar var. Farklı suçlardan hakkında dava açılmış olanlar var. Bunlardan bazıları da yüz kızartıcıdır. Ama ben kalkıp bundan ötürü bunlar, bakın şu suçu işleyenlerin belli bir kesimi evet diyor diye biz hayır diyoruz. Zinhar demem. Ben neden hayır dediğimi kendi doğrularım üzerinden kurgularım. Buna da pozitif meşruiyet diyoruz biz. Ahmet Bey, Cumhurbaşkanı'nın Almanya'ya gösterdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu tepki sonrasında MHP lideri de bir açıklama yaptı. Erdoğan yalnız değildir, Avrupa'ya birlikte gidelim diye. Bu iki konu hakkındaki yorumunuzu alabilir miyiz? Allah onların yolunu açık etsin Avrupa ziyaretinde. Ama şunu söyleyeyim ben, hem de kol kola insinler uçaktan. Hiç bunda bir beis yok. Ancak gittikleri ülkelerin hukuk düzenlerine, egemenlik düzenlerine arada yapılmış olan bazı yanlış uygulamaları emsal göstermek için saygı duyarak gitmek durumdalar. Şimdi Avrupa Birliği müktesebatının uygulanabilirliği Almanya'da mı fazla, Türkiye'de mi fazla? Evrensel değer yargılarını Avrupa mı kendi içerisinde daha çok taşıyor, Türkiye mi? Ha, bu Avrupa bizden daha insan haklarına saygılı bir müktesebat oluşturdu diye yapacağı yanlışları görmezden gelemeyiz. Bu ayrı bir tartışma konusu. O zaman ben size yeni yayınlanan bir metropolün anketinde sormuş olduğu soru üzerine cevap vereyim. Sorulan soru: Türkiye'de mi yaşamak istersiniz bundan sonra, yurt dışında mı? %28 bu ülkede değil, yurt dışında yaşamak isterim. Ek ikinci soru, bunun %21'i de birinci sırada Almanya'da yaşamak istiyorum. Burada hepimizin kendimize çıkaracağı dersler var ama en başta da Cumhurbaşkanı ve hükümetin çıkarması lazım.